Bizim köyünkü bizim kuluncan hep. Ne yapacaksın sen? Tam sayın akşam başka yere gitsem gelir alırsın. Yani. Yok. Ben gelemem. Nereye geldik şimdi burada mıyım? Özcan abi. Dur ben gel. Hepsi bu şekilde abi, hepsi. Ya yok tamam dedim evet. İşte. Yok küçük yarı yarıya küçük. Aa bunlar var ya paylaşım yaptılar. Evet. Vallahi bu bizim için bir felakettir bana kalırsa. Yani bir böyle bir şey daha ilk defa görüyoruz yani daha doğrusu. Bir tane yemek için bulamazsın bu sene. Bu sene çok kötü bir durum. Cenab-ı Allah'a bizim yardımcımız olsun. Oğlanı vereceksin, kız gelene tabii bunlar hazırlığı görünecek işte. Ama ne yazık ki bu sene de demek ki rızkımız mı yok? Sene de garanti olsa da adam otomatik mi erteleyeceğiz? Ama sene de belli değil ki. Allah bizim yardımcımız olsun. Peki burada yetkililere ne söylemek istersin? Abi? Yetkililere bize yardımcı olmalarını isteriz. Çünkü Malatya'nın çarkı kayısına döner. Malatya'da kayısı olmasa çark döner. Esnaf da ölür, çiftçi de ölür. Herkes biter yani. Felaket bir durum burada abi. Yemeği bile bulamaz. Gübresi, ilacı... Ne bileyim işte. Halen ilaçların borcunu. Halen ilaçların borcunu ödeyemedik yani. Şey çıkarın. Bana bak. Şöyle. Bak. Barımız yoğumuz bir kayısıydı. Umut bağlamış mıydı? Evet, evet. Kredimiz var, borcumuz var, hayır işimiz var. Evet, kız gelin edecektim abi. Yok, seneye kaldı diye. Karşı taraf seneye koymaz ki ben koyayım. Yetkililere yardımcı olmalarını söylerim. Yalnız bana değil. Tüm Malatya halkına. Bahçe sahiplerine, çiftçilere. Kayısılar don vurdu. Bak köz gibi dökülüyor. Kayısılar bu sene çok güzeldi ama nasip değilmiş yine. O bir bahara kaldı. Bir hayır işi falan var mıydı? Böyle borçlandı bir şey falan ya var mıydı? Sonuçta herkesin bir doğru ihtiyacı da var, borcumuz da var. Bir tane bulamazsınız abi. 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece... İlimiz genel ve ilçemizde don hadisesi meydana gelmiştir. İlçemizde özellikle hava sıcaklarının eksi 10'lara kadar düşmesi sonucu 1400 rakımın altındaki tam çiçeklenme, beyaz tomurcuk ve pembe tomurcuk aşamasındaki kayısı bahçelerimizde %90 ve yüzlere varan zarar oranları mevcuttur. 1400 rakımın üzerinde kayısı bahçelerimizde zarar oranımız daha düşük olup %10'lardadır. Burada şu sonucu çıkarıyoruz ki bu yıl Malatya'mızda kayısı hasadı 1400 rakımın üzerinde yapılacaktır. Devletimizden isteğimiz Malatya genelinin doğal afet ilan edilmesi, çiftçilerimizin borç ertelemesinin sağlanması...